Kurbağalara bakmaktan geliyorum dedi Yakup. Bunu kendine 3 kere söyledi. Telaşlı, aç gözlü kurbağalara bakmaktan geliyorum. Ben, sanki Yusuf ve Yusuf değil. Her gün bir tahta boşta asılı duruyorum ve durmuyorum. Ben, işte Yakup. Yok, artık karıştırmıyorum. Taş merdivenleri ağır ağır çıktım. Bunu ben böyle yaptım. Eski taş merdivenleri. Yanımdan bir sürü adam geçti ve kolayca gittiler. Müzik aletleri renginde ve pırıl pırıl gittiler yanan güneşin altında. Onlar ki, onlara benzer şeyleri ben çok gördüm. Ve onlar bir zamanı tamamladılar. Öyle yaptılar. Ve sordum. Yakup daha başka nasıl bir Yakup olsun? Ve onlar daha başka nasıl diye onlar olsunlar ki? Yakup ve onlar nasıl olsunlar? İşte ben taş merdivenleri, kurbağalara bağlayan taş merdivenleri durmadan kendimle karıştırıyordum. Kimse beni tutup çıkarmıyordu. Vıcık vıcık taşlar duyuyordum ayaklarımın altında. Anlamsız, yapışkan bir yığın taşlar. Yoruldum. Bunu sanki biri söyledi. Yakup'un biri. Ara katta bir pencerenin önüne ancak gelebildim. Kendime bir isim düşünerek, birden ki bir isim düşünerek kendime. Hayır, bu kimse değil. Ancak gelebildim. Aşağıda bir lunapark kımıldıyordu. Ah, kurbağalara bakmam gecikecek. Lunapark kımıldıyordu. Hem öyle değil. Bir uyum korkunçtur Yakup. Bir yokluğun kımıldamaya doğru içinde. Ve sanki böyle tanımlanırsan Yakup. Yakup! Bir şey sanki seni çağırıyor. O şimdi ne olmalı? Gene bir Yakup olmalı bu. Yakup, kurbağalara bakman gecikecek. Bunu ben nasılsa söylüyorum. Nasılsa ben bunu bir kere söylüyorum. Güneşe kırmızı top taşıyan bir adamın tahta bacağını çok yakıyordu ki, adam içinden bağırdıkça dünya ters yönden yaratılıyordu diyebilirim. Bir öğle üzeriydi. Adamın içindeki kalp, kan kalp, kırmızı top, yakıcı dönüşümler çıkaran, belli ki susmak yaratılmamış şekliydi dünyanın. Öyle değil mi Yakup? Hemen hemen öyleydi. Yakup bunu söyledi. İyi ki söyledi. Ara katta bir pencerenin önüne ancak gelebildim. Şimdi bir kurtarabilsem ayaklarımı. O benim ayaklarımı taşlardan bir kurtarabilsem. Saat 12'yi gösteriyordu ki ben neredeydim? Bir zamansızlığın Yakup'a doğru içinde. Saat 17'yi ve 21'i gösteriyordu ki ben neredeydim? Her saniyedeki ve işte her saniyedeki ben, yani Yakup'un o dağılan şekli. Neredeydim? Bilmem ki. Bir avukat benim ellerimi tuttu. Gözlüklü bir kadındı bu. İyi mi? Kim bilir bir çağın neresinden burada? Anlaşılması yoktu ki. Kendine özgü bir duruşu yoktu ki. Pek güçlü kolları vardı yalnız. Ne diyordum? Ben, işte Yakup. Çekiverdi beni taş hamurun içinden. Pek öyle gürültüyle değil. Bir başka yapışkanlığın içine çekiverdi beni. Göğüsleri pek hoştu. İpekli bir giysinin altındaydı onlar. Sonra elleri ve kalçaları pek hoştu. Kılların ve bütün oynak yerlerin ölümlere doğru içinde. Bacaklarıyla bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yapıyordu artık. Onu ben çok iyi görüyordum. Ama çarşaflar, öyle bir takım kıpırdanmalar araya giriyordu. Engelliyordu bizi. Ter içindeydik. Ellerimden çekiyordu. Ter içindeydik. Beni kurtarmak istiyordu. Bir isim gibi beni. Ter içindeydik. Terlerimiz üstümüzde duruyordu. Yıkanmış yeni kaplar gibiydik. Üstümüzde olgun ve kararsız su tanecikleri bulunan biz, Yakup, biz gözlükten, taş hamurdan ve beyaz çarşaflardan ve biraz hiç çağrılmamaktan yapılmış kurbağalara geldik.
Yakup'un hikayesi aslında neydi? Çağrılmamışlığın hikayesi miydi gerçekten? Aslında Yakup'un hikayesi biraz Yusuf'un hikayesidir. Göç eden Yusuf'un. Bütün kitaplarda yer alan ve bir kitaptan ötekine doğru göç eden Yakup'un hikayesidir. Yusuf'la birlikte. Ama durmaz orada. Hep değişir. Hep biraz değişir bir ötekine giderken. Göç etmek de böyle bir şeydir. Geldiğin yerden, geldiğin yere, getirdiklerinle ve eklediklerinle yaşamaya devam edersin. Göçmen olmak işte böyle bir şeydir.